Gelecekte bizi nasıl bir tıp dünyası bekliyor? Son gelişmelerden bahseder misiniz? Şimdi tıp tabii aslında konuşmaların arasında soktuk birçok şeyi. Bir kere teknolojiyle birlikte çok içi olarak şunu söyleyeyim. 10 yıl sonra bugünkü tıptan uzak kalacağız. Mesela uzay çalışmaları bizim için hep ütopyaydı. Yani ulan insanlar niye uzaya gider? Ne var şu uzayda? Yani niye çalışıyorlar ki? Bu Ay'a gidecek de ne olacak? Mars'a gidecek de ne olacak diyordum. Ama ben içine girdikçe özellikle bizim toplantılarda son yıllarda enteresan şekilde astronotlar, NASA bilim adamları gelip konuşmalarını yaptıkça aslında tıbba inanılmaz katkısı olduğunu anladım ben bu uzay çalışmalarının. Bizim geleceğimiz çok farklı önümüzdeki 10 yılda. Birçok açıdan mesela bu internet ortamı da tıbbı çok hızlandırdı. Bilgi alışverişi aşırı hızlı oldu. Bu işte uygulamalarla, application'larla milyonlarca insanın sağlık verisine, database'ine 5 dakikada ulaşabiliyorsun. Yani 3 büyük üniversitenin, geçenlerde bir tartışmada konuştuk onu, 3 büyük üniversitenin Amerika'daki 5 yılda toplayabileceği bilgiyi iPhone sadece 5 dakikada toplayabiliyor. Sadece telefonla. Yani artık giyilebilir teknoloji, kullanılabilir teknoloji, sağlık alanında çok girdi. Her türlü bilgi anında doktorlara ulaşabiliyor. Çok farklı bir tıp bekliyor bizi. Bu uzaktan kumandalar, bu robotlarla buradan ben Amerikalı bir hastayı Alaska'da ameliyat edebileceğim. Hindistanlı bir cerrahla beraber mesela uzaktan kumandayla. Veya kök hücrelerle birlikte kendi organlarımız oluşacak. Yedek bahçede bekleyecek bunlar şeylerde, büyük depolarda, buz hanelerde veya işte ona uygun, insan vücuda uygun ortamlarda. Kök hücrenden ölümsüzlüğü sağlamayacağız. Bir kere ölümsüzlük çok kötü bir şey. Onunla ilgili çok konuşmalar, yazılar okudum, konuştum. Ölümsüzlük yok tıp alanında. Ama uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamak var. Hedefimiz o doktor olarak. Bu kök hücre teknolojisinin çok gelişeceğini ve birçok yedek parçayı yapacağını, aynen arabalardaki gibi parçalar bozdukça değişeceğini inanıyorum. Tabii önümüzdeki yıllar hızlı gelişmelere gebe. Bundan 30 yıl önceyle bugüne baktığımızda biz cerrahi olarak falan çok geliştiğimizi düşünüyoruz ama ilaçlar, cerrahi, teknolojinin yeni yeni aslında bu işe girdiğini görüyorum ben. Önümüzdeki 10-20 yılda bu işin teknolojik açıdan gelişmesinin çok hızlı gideceği yıllar olacağını düşünüyorum ve bugünkü tıbbın 10 sene sonra bambaşka boyutta olacağını düşünüyorum.